Herkese merhabalar. Mevsimler ve iklim konumuzla beraberiz. Tonguç Erdoğan Bey'im 7'den 8'de hazırlık kampımızdaki ilk fen konumuzla beraberiz. Kampımıza süper bir hızla başladık ve teker teker gün gün ödevlerimizi yerine getirip süper bir şekilde 7'den 8'e ilk adımları atıp LGS'de hayalimizdeki liselere varacağız inşallah diyorum ve bu bir yolculuk aslında Tonguç Erdoğan Bey'im. LGS 2025 bizim için hedef ve bunu yaparken biliyorsun geçtiğimiz sene çok güzel bir sınav oldu. LGS 2024'ü yaptık, bitirdik. Arkadaşlarımız, abilerimiz, ablalarımız bitirdi ve sayısal ve sözeldeki sorulara baktığımızda teker teker biz bunları her sene inceliyoruz. Ve buradaki Milli Eğitim Bakanlığı'nın soru tarzlarının nasıl değiştiğini, nasıl yeni sorular geldiğini biz teker teker bakıyoruz. Mesela burada LGS matematikte çok enteresan. Hiç bu kadar yalın ve bu kadar kısa sorular çıkmıyordu. Bunu artık yeni LGS'lerde görebiliriz. Mesela 2024'te geldi karşımıza. Dolayısıyla matematik öyle süper zor, perişan ediyor herkesi gibi bir şey artık eskisi gibi yok diyebiliriz ama yine de sorularımız yine kapsamlı, beceri temelli, yeni nesil sorular geliyor karşımıza. Fene baktığımız zaman Tonguç Erdoğan Bey, fendeki sorularda birazcık daha çeldiriciler vardı. Yani konuyu anlıyorsunuz, soru çözüyorsun, kendini geliştiriyorsun ama hala çeldiricilere yani dikkatli olmaya gerektiren sorulara özen vermek gerekiyor, önem vermek gerekiyor. Dolayısıyla seninle beraber biz bunların hepsini yapacağız, merak etme diyorum ve burada 2024 LGS, 2023 LGS bunların hepsini inceleyerek biz her sene yaptığımız gibi 7'den 8'e LGS, atak, ilk tekrar hızlanma prova, son tekrar kamplarımıza senin yanında olacağız. Ve burada hayalimizdeki liseye varırken aslında biz 1, 2, 3, 4 ilkokulu bitirdik. Ardından 5, 6, 7, 8 onu da bitirdik. Ama LGS birazcık daha çaba gerektiriyor. Gerçekten de hani normal ip cambazı gibi olmamız gerekiyor liseye geçebilmek için. Bunu yaparken de senin yanındayız bütün sene boyunca, merak etme diyorum ve 7'den 8'e hazırlık kampında hangi konularımız var? Aslında bizim 8. sınıfta 2 dönem içerisinde toplam 7 tane konumuz var. Ama bu konu o kadar büyük ki bu konunun bir kısmı buranın başına da geliyor. Ve mevsimler ve iklim ilk konumuz aslında. DNA genetik kod çok önemli bir konu. Bu çok geniş bir konu bu arada. Basınç aynı zamanda fizikle bağlantılı. Madde ve endüstri çok geniş bir konu. Hatta bir kısmı 2. dönemi de sarkıyor diyebiliriz. Ve burada da ısı ve sıcaklık ve aynı zamanda maddenin tanecikli yapısıyla alakalı ilk 2 tane kısım var diye düşünebilirsin burada. Basit makineler burada karşımıza geliyor. Enerji dönüşümleri ve çevre bilimi ve elektrik yükleri ve elektrik enerjisi, yani elektrik konusu da bu dönemin son konuları diye düşünebilirsin. Ve bugün seninle beraber ne yapacağız? 8. sınıfta biz aslında mevsimlerin nasıl oluştuğunu, yaz, kış, ilkbahar, sonbahar nasıl oluştuğunu, dünyanın içinde güney yarımkürede yaz yaşanırken kuzey yarımkürede nasıl kış yaşandığını aynı anda bunu öğreneceğiz seninle beraber ve aynı zamanda iklim ve hava hareketlerine bakacağız Tonguç Evlen Bey'im. İklim ve hava hareketlerinin nasıl oluştuğuna bakacağız. Küresel iklim değişiklikleri ve benzeri, küresel ısınma, işte sera etkisi ve benzeri, bunları da tekrar edeceğiz diyoruz ama biz bunun temellerini aslında 5. sınıfta Güneş, Dünya, Ay ünitesinde öğrenmiştik. Çünkü aslında mevsimlerin oluşmasını sağlayan şeylerden bir tanesi Güneş'in ışınlarının bize düşme açısı. Dolayısıyla Güneş'in yapısını, Ay'ın yapısını, işte Güneş, Dünya ve Ay'ın hareketlerini beraberce öğrenirsek, bunları tekrar edersek aslında konuya sağlam bir temel hazırlamış olacağız. Bunu yaparken en büyük yardımcılarımız biliyorsun evladım benim 7'den 8'e hazırlık setimiz ve 0'dan 8'e hazırlık setimiz. Burada 8. sınıfın bütün konuları konu anlatımlı bir şekilde var aslında. Burada 2 tane kitabımız var sayısal ve sözel olmak üzere. Ama biz şimdi ilk başta ödevimizi, çünkü ödev olmadan bu konuyu anlayamayız. Ne kadar konuyu dinlesek de mutlaka bunu pratik yapmamız gerekiyor. Bunları da artık buradan 7'den 8'e hazırlık setimizden ödev veriyoruz. Ve buradaki kitaplarımız aslında 7'den 8'e yaz kitabımız ve yeni nesil matematik kitabımız tamamen yaz tatiline özel ve eski konuları, bak burada 5, 6, 7. sınıf konularını tekrar etmeye yönelik hazırlanmış çok özel kitaplar ve zaten Türkiye'de birçok arkadaşımız da, Türkiye birincilerinin çoğu da aslında bize 7'den 8'e hazırlık kampıyla başlıyorlar diye söyleyebiliriz. Geçen mesela Furkan Efe arkadaşımız, bizim Tonguç Dershanedeki Türkiye birincimiz 7'den 8'e hazırlık kampından başlayarak Türkiye birincisi olmuş. Ondan önce normal bir öğrencimiz, çalışması gayet normal, rolantide gidiyormuş ama 7'den 8'e hazırlık kampıyla süper bir başlangıç yapmış ve Türkiye birincisi olmuş bir arkadaşımız aslında. Hemen sana fen kısmını açıyorum. Fen kısmını açıyorum ve ilk testlerimizi ödev olarak vermek istiyorum. Zaten mevsimler oluşumla alakalı burada fen kısmında yeşil kısmını açıyoruz. Evet, burada sayfa 154'teki 5. sınıf tekrarını yapmanı istiyorum. Ve sayfa 157'ye kadar 2 tane testimiz var. Hepsi yeni nesil yatay
Beceri temelli sorulardan oluşan bu testler. Dikkat et, burada bir testte 4 soru ama bir soru zaten yarım sayfa. Dolayısıyla bu tarz sorular LGS'de karşımıza geliyor. Mesela hemen sana göstermek istiyorum. Bak, LGS sayısal 2024'ü aldık. Burada bak, bir soru yarım sayfa gerçekten de. Dolayısıyla eski tarz sorular birazcık daha hani moda dışı, ama burada artık şimdi böyle tek sayfalık neredeyse sorularda karşımıza geliyor. Dolayısıyla bunlara alışkın olmamız gerekiyor. Şimdiden başlıyoruz bize. Hadi bakalım o zaman. Şimdi seninle beraber konumuza geçelim. Bugün seninle beraber mevsimler ve iklimi yapacağız. Mevsimler ve iklimde 5. sınıfta gördüğümüz güneş, dünya, ayın özelliklerine bakacağız. Ardından güneşin hareketleri ve dünyanın hareketleri ve birbirlerine göre bu üçünün nasıl hareket ettiğini bir tekrar etmemiz gerekiyor. Çünkü aslında mevsimleri oluştururken Tonguç Eren Bey'im, dünyanın güneş etrafındaki dolanma hareketi bizim için acayip önemli. Zaten mevsimlerin oluşumunun asıl sebeplerinden bir tanesi bu Tonguç Eren Bey'im. Ve dünyanın güneş etrafındaki dolanma hareketine bakacağız. Bu konu, yani 8. sınıfta işleyeceğimiz bu konunun temellerini biz 6'da 7'de değil 5'te atmıştık. Aa. Bu 5'in tekrarını yapacağım seninle beraber. Dolayısıyla bu konunun özelinde tekrarı çok önemli diyorum. Tonguç abi, istediğin lise hangisi? Kabataş Erkek Lisesi'ni istiyorum hocam. Harikasın. Kabataş Erkek Lisesi'ne kızlar girebiliyor mu? İnşallah giriyordur hocam. İnşallah. Dolayısıyla gerçekten girebiliyor. O sadece ismi öyle kalmış. Harikasın. Hedeflerimizi hep yüksek tutacağız. Zaten bu yazın çalışmaya başlıyorsak biz kesinlikle fen lisesini, en iyi Anadolu liselerini, en iyi İmam Hatip liselerini hedeflememiz gerekiyor diyorum. Ve süper bir şekilde başlangıç yapalım. Bir kere güneş dediğimiz Tonguç Eren nedir? Güneş, eliniz yanmıyor mu hocam? Sıcak değil. Elim yanmıyor, sıcak değil. Çünkü bu güneşin maketi. Ha, maket. Güneşin yanına yani 100 milyon kilometre dahi yaklaşamam. Çünkü güneşle dünya arasındaki mesafe ne kadar biliyor musunuz? 150 milyon kilometre. Of. 150 milyon kilometreden bizi nasıl yakıyor görüyor musunuz? Bak şu anda yaz geldi mesela. Gerçekten yakıyor. Nasıl yakıyor? Aslında güneşin bir enerji kaynağı var ve bir yıldız Adana'ya aslında. Adana'ya 149 milyon kilometre hocam. Süper. Biraz yakın. Aynen, süper. Zaten 8. sınıfta şunu göreceğiz. Mesela güneş bize tepemizden gelirse Tonguç Eren Bey'im ne yapar? Güneş bize dik açıyla gelirse ne yapar? Böyle böyle gerçekten yakar bizi. Böyle Dos. Böyle tepeden inmeyle yakar. Ama mesela güneş Tonguç Eren Bey'im ben burada olursam birazcık da uzun boylu çizim neyse. Böyle yatay bir açıyla gelirse ne olur Tonguç Eren Bey'im? Biraz daha az yakar. Aynen, biraz daha. Zaten 8. sınıfta öğreneceğimiz konu bu kadar basit aslında. Yani güneş bir yıldızdır ve bu güneş bir aslında bizim için bir enerji kaynağıdır. Neyin enerjisi Tonguç Eren Bey'im? Hemen söyler misin bana? Işık enerjisi ve ısı enerjisi. Güneş dünyayı ısıtır, aynı zamanda ışık sağlar. Hayatın kaynağıdır. Işık niye hayatın kaynağıdır biliyor musun? Tonguç Eren Bey'im, ışık sayesinde enerji ve çevre bilimi dersinde de var aslında. Böyle böyle otlar biter. Neden otlar biter Tonguç Eren Bey biliyor musun? Çünkü yiyeceğiz otları, biz ineğiz. Çünkü hayır, ne alakası var? Biz inek değiliz. Biz bu otların içerisinde gerçekleşen fotosentez olayına muhtacız. Bu fotosentez olayı aslında bu ışığın enerjisinin kullanılıp ne üretilmesidir Tonguç Eren biliyor musun? Benim yediğim besinlerin üretilmesidir. Bak sana hemen bir tane hamburger çizdim. İnşallah yazında güzel beslenirsin. Evet, içine birazcık da cheese atalım şöyle. Cheeseburger oldu. Yani aslında besin kaynağı dediğimiz dünyadaki bütün besinin kaynağı fotosentezdir. Ve fotosentez nasıl olur biliyor musun? Güneş ışığına muhtaçtır. Dolayısıyla aslında bütün enerjinin, hayatın kaynağı aslında güneşten gelir, güneşteki ışıktan gelir. Ve mevsimlerin oluşumu da güneş sayesinde olur. Buna bakacağız seninle beraber. Ve güneş dünya güneşin etrafında bir dolanma hareketi yapar. Buna bakacağız. Aradaki mesafe ne kadarmış? 150 milyon. Yani çok yüksek bir mesafe. Bunu biz anlamlandıramıyoruz. Güneşin hareketine baktığımız zaman güneş dönme hareketi ve dönme hareketi yapar kendi etrafında. Nasıl dönme hareketi yapar? Genellikle Tonguç Eren Bey'im, dünya, ay, güneş hepsi saatin tersi yönünde bir dönme hareketi yapar. Dolayısıyla buradan saatin tersi yönünde bir dönme hareketi yaparak aslında ne yapıyoruz biz? Saatin tersi yönündeki harekette kendi etrafımızda bir dönme hareketi yapıyoruz. Bak, herkes kendi etrafında aynı Mevlana gibi dönüyor. Mevlana'da hani şeyler vardı ya, dervişler böyle dönüyorlar ve bu şekilde dönme hareketi sayesinde kendi etrafında bir
aslında hareket yapıyorlar. İşte batıdan doğuya doğru dediğimiz şey saat yönü tersine demek ve bu aslında hani çok çok önemli bir şey değil bizim mevsimlerle alakalı ama bilmemiz gerekir. Tonguç 7'den 8'e yaz kampı başladı. 7'den 8'e hazırlık setini al, ücretsiz yaz kampına katıl, 8. sınıfa bomba gibi başla. Üstelik 7'den 8'e hazırlık seti alana LGS dershanesinde %40'a varan indirim var. LGS'de bu yıl senin yılın olacak. 7'den 8'e hazırlık seti tonguçmağaza.com ve tüm kitapçılarda. Dünyanın doğal uydusu Ay'a geçelim. Şimdi Güneş var, Dünya var ve Dünya'ya bağlı bir Ay var. Şimdi aslında çok basit bir mantık var. Güneş sistemi denilen bir sistem var. Bunun içerisinde Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün diye aslında 8 tane gezegen var değil mi? Güneş'in etrafında Tonguç Eren Bey'im. Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, şöyle halkaları da var. Jason. Uranüs ve Neptün diye burada böyle gezegenlerimiz var. Şimdi Güneş'in etrafında bu 8 tane gezegenin aslında bir tanesi Dünya. Ve bu Dünya'nın da bir uydusu var Tonguç Eren Bey'im. Yani bu Dünya Güneş'e uyuyor. Bunun etrafında dolanıyor. Böyle böyle dolanıyor. Bir de bunun etrafında dolaşan yani bunun aslında abisi olan Dünya'mız var bizim. Dolayısıyla Ay dediğimiz bir uydumuz var. Ay neye uydu? Dünya'ya. Dünya'ya uydu. Dolayısıyla Ay Dünya'nın etrafında böyle böyle dolanıyor. Böyle böyle dolanıyor. Sen benim abimsin. Ben sana bağlıyım diyor dolanıyor. Dolayısıyla doğal bir uydumuz var bizim. Tabii yapay uydularımız da var. Nedir mesela işte TÜKSAT. TÜKSAT 3C mesela işte bunların hepsi aslında bizim ülkemizin uyduları. Başka ülkelerin uyduları da var ama Dünya'nın doğal uydusu gerçekten yani Dünya varken bile Dünya'nın etrafında dolaşan bir uydu vardı. Bu da Ay'dı. Ve neden Ay diyoruz biliyor musun? Çünkü bilmiyorum. Çünkü evladım benim Güneş ışığını buraya veriyor eyvallah. Bu tarafı gündüz oluyor çünkü ne oluyor? Güneş ışığını Güneş alıyor. Geliyor. Bu tarafı ne oluyor? Karanlık. Gece oluyor değil mi? Buna gece diyoruz. Gündüz ve gece. Dünya böyle döndükçe gündüz gece değişiyor. Gündüz gecenin olduğu yerler değişiyor. Bir gün batıyor, gün doğuyor. Gün batıyor, gün doğuyor. Neden? Çünkü Güneş'ten gelen ışınların alma yeri değişiyor. Bir de arka taraftan Ay resmen Güneş'ten gelen ışını böyle yansıtıyor. Nasıl? Ayna. Ayna gibi. Ayna gibi yansıtıyor ve biz Ay'ı nerede görüyoruz? Böyle dolunay değil mi böyle dolunay parlak görüyoruz. Aslında geceliğin bizi ışık veren bir cisim olarak işte bu doğal uydumuz olduğu için çok önemli bir göreve sahip. Bizi geceliğin de aydınlatıyor. Sağ olsun teşekkür ederiz. Ve hem dönme hareketi yapıyor Tonguç Eren Bey'im. Hop. Bir de Dünya'nın etrafında dolanma hareketi de yapıyor. Hop. Dolayısıyla Dünya'nın etrafında hem bir dolanma hareketi yapıyor hem de kendi ekseni etrafında dönme hareketi yapıyor diyebiliriz. Hocam şurasının 90 dereceden büyük olduğunu söylemiş. Orası 90 derece ise altının karesi 36. İstiklal Marşımız 1921 yılında yazıldı. Ne yaptın bakalım Pomodoro'da? 30 tane matematik sorusu çözdüm ama yeni nesil temel. 10 soruda paragraf çözdüm. Süpersin. Bu Pomodoro'da ne yapacaksın peki? Bunlara devam mı aynalarına? Hocam bu Pomodoro'da da paragrafa devam etmeyi düşünüyorum. Full paragraf çözeceğim hocam. Peki Güneş, Dünya, Ay'ın hangisi daha büyük? Güneş daha büyük hocam. Koydum. En büyüğü zaten buradan belli. Güneş en büyüğü. Dünya daha küçük. En küçüğü? Ay. Ay harikasın. Zaten Dünya'nın Güneş'ten küçük olması sebebiyle Dünya Güneş'in etrafında dolanıyor ve bu arkadaşı takip ediyor. Küçükler hep büyüklerin etrafında dolanıyor. Aynen öyle. Küçükler hep büyüklerin etrafında dolanıyor. Yani çünkü büyük abidir. Küçük kardeştir. Dolayısıyla bunun da kardeşi budur. En küçük kardeş bu arkadaşımız. Ve bunları benzetirsek basketbol topu, futbol topu veya işte tenis topu şeklinde üçlü sıralama yapabiliriz. Bu basketbol topuysa bu futbol topu, bu da tenis topu. Hatta bazen işte basket topu, portakal ve mercimek gibi de sıralamalar yapabiliriz. Portakal. Orada kal. Tebrik ediyorum seni. Güneş Dünya'nın sıralaması zaten öğrendik. Bu çok basit. Şimdi en önemli kısma geldik. Aslında bizim mevsimler ve iklimle alakalı en önemli kısmımız Güneş Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketleri kısmımız var. O da Tonguç Eren Bey'im Güneş, Dünya ve Ay kardeşler sistemiyle en büyük abi bu,
En küçük kardeş bu. Dolayısıyla bunlar birbirlerine uyuyorlar. Nasıl uyuyorlar? Bir kere güneş kendi ekseni etrafa dönme hareketi yapıyor. Buna dönme hareketi diyoruz. Dünya da 24 saatte bir dönüyor değil mi? Evet hocam. Bir gün içerisinde 24 saat içerisinde dönme hareketi yapıyor. Bu 24 saat diyelim. Gece ve gündüz oluşturuyor bu. Bu da dönme hareketi yapıyor. Şimdi bu da 21 günde dönüyor. Neyse. Şimdi sonrasında Tonguç Elhamim, dünya güneşin etrafında bir dolanma hareketi yapıyor. Zaten sınavda gelecek şey bu. 8. sınıf sınavında gelecek zımbırtı bu. Yani dünya güneşin etrafında dolanıyor. Ve 4 tane pozisyonu var. Bir burada, bir burada, bir burada, bir de burada. Hatta bunların özel tarihlerini öğreneceğiz seninle beraber. Burası mesela 21 Aralık olacak. Burası 21 Haziran olacak. Burası 21 Aralık'tan sonra ne gelir? Haziran'a giderken 21 Mart gelecek. Burası da 23 Eylül gelecek. Bunlar önemli tarihler olarak geçecek. 8. sınıf müfredatımızda bunları net bir şekilde göreceğiz. Bu önemli tarihlerde mesela 21 Haziran'da biz hangi mevsim yaşıyoruz? Yaz. Yaz, süper. Ama Türkiye için yaz mevsimi yaşıyoruz. Arjantin'de ne yaşıyorlar biliyor musun? Ne yaşıyorlar? Kış mevsimi yaşıyorlar. Bizim tam tersimizi yaşıyorlar. Resmen biz aloha aloha tişörtlerimizi giyerken Arjantin'deki arkadaşlar ne yapıyor biliyor musun? Donuyorlar. Paltolarla dolaşıyorlar. Ve bu ARJ yazıyorum. ARJ kış mevsimi yaşıyor. Ben sana önceden bir bilgiler veriyorum. 21 Aralık'ta mesela biz hangi mevsimi yaşıyoruz? Kış yaşıyoruz. Kış mevsimi yaşıyorken Arjantin'deki arkadaşlarımız Messi tişört giyiyor. Aynen, Messi resmen orada tişörtle dolaşıyor, denize giriyor diyebiliriz. 21 Mart ve 23 Eylül'de de ekinoks tarihleri diyeceğiz. Bunlarda 12 saat gece 13 saat gündüz gibi özellikler var. Ve güneş açılarının gelme açısı, güneş ışınlarının düşme açısı bizim için çok önemli olacak burada. Çünkü dünyayı aslında iki parçaya ayıracağız sonuç olarak. Dünyanın bir üst kısmı kuzey yarım küre, alt kısmı güney yarım küre diye. Ve Türkiye'miz nerede biliyor musun Evren Bey? Türkiye'miz dünyanın göğsünde, kalbinde. Türkiye'miz üst kısmında olmak üzere dünyanın en önemli kısmı. Dünyanın kalbi biziz. Aynen öyle. Dolayısıyla işte bu dolanma hareketinde biz mevsimlerin oluşumunu göreceğiz. Güneş ışınlarının gelme açısından dolayı mevsimlerin yaz mevsimi veya kış mevsimi şeklinde daha sıcak. Yaz mevsimi nedir? Sıcaktır. Sıcak. Kış mevsimi nedir? Soğuk. Soğuktur. Bu kadar basit bir mantıkla düşme açısına göre sınırlandırdığını göreceğiz. Hatta sana ne çizmiştim hatırlıyor musun? Sence hangisinde yaz olur? Burada mı yaz olur, burada mı yaz olur? Soldakinde. Soldakinde. Çünkü güneş tepemizden iniyor ve bizi pişiriyor. Ama böyle gelirse ne olur? Güneş eğik eğik gelir ve bizi pişirmez diyoruz. İşte burası çok önemli. Ay da aynı şekilde dünyanın etrafında dolanma hareketi yapıyor 21 günde. Ve ayın işte bu dolanma hareketinden dolayı gelgitler oluşuyor ve benzeri güneş tutulmaları. Ay buraya geldiği zaman güneş tutulması olur. Mesela dünya güneşi kapatır, dünyaya gelen ışınlarını kapatır ve benzeri farklı şeyler olabilir. Şimdi hemen devam ediyoruz ve artık bitiriyoruz konumuzu. Çok az kaldı bu arada. Güneş, dünya ve ay birbirlerine göre şu hareketleri yapıyor. Özetleyip artık bitiriyoruz konumuzu. Hatta ödevlerimiz de tamamen bu konularla alakalı. Çok dikkat edin arkadaşlar. Şimdi güneş kendi etrafına dönme hareketi yapar. Dünya kendi etrafına dönme hareketi yapar. Ay kendi etrafına dönme hareketi yapar. Hepsi döner. Döner dururlar. Bunu bilmemiz gerekiyor bir kere. Yaprak döner. Aynı şekilde dünya güneş etrafına dönme hareketi yapar. Aynı zamanda ay dünya etrafına dönme hareketi yapar. Ama şunu da unutma. Aslında şimdi bak bunun etrafında dolanma hareketi yapıyor. Ay da dünya etrafında dolanma hareketi yapıyor. Bak şöyle, bu böyle bunun etrafında dolanma hareketi yaparken aslında ay da güneş etrafında dolanma hareketi yapmış olmuyor mu? Oluyor. Aynı şekilde o zaman ay da güneş etrafında dolanma hareketi yapıyor. Dolayısıyla aslında ay hem dönme hareketi hem güneş dünya etrafında dolanma hareketiyle en fazla hareket eden pıtırcık diyebiliriz. Çünkü zaten kardeş, mesela küçük çocuklar daha hareketli olurlar ya. Evet hocam. Abiler daha az şeydir değil mi? Ağırdır. Yani o çok fazla böyle kendi etrafında döndü yetiyor. Ama bu arkadaş hem böyle dönüyor hem dolanıyor. Bu arkadaş hem böyle dönüyor hem dolanıyor hem de böyle güneşin etrafında da dolanmış oluyor gibi böyle... Süper bir şekilde o zaman dersimizi bitirdik. Hadi bakalım o zaman ödüllü sorumuzu yap, yorumlara yolla. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Tonguç Dershane yaz kampını sundu.